Sevgili öğrenciler merhaba. Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün sıfat fiil ile zaman ekini karıştırmamayı öğreneceğiz. Bu ekleri nasıl karıştırmayacağız? Normalde sıfat fiil ismi niteler. Zaman eki ise fiillere gelerek onu yüklem yapar. Biz yine de bir yöntem olarak di getirerek de işimizi sağlamlaştırmaya çalışacağız. Sıfat fiil eki alan sözcüğe di getirdiğimizde eğer cümlemiz anlamlı ise bu zaman ikidir. Di getirdiğimizde anlamsız ise sıfat fiildir. Hemen örneğimizden bakalım. Evde taşınacak eşya kalmadı. Taşınacak eşya acak nitelemiş mi? Evet nitelediği için bu sıfat fiil görevindedir. Zaten cümlenin yüklemi vardır. Sıfat fiil görevinde. Peki diğerine bakalım. Bu hafta İstanbul'a taşınacak yüklem görevinde. Yani acak ecek zaman ekidir burada. Hemen karşısına zaman eki yazıyoruz. Normalde ismi nitelemiş mi, nitelememiş mi? Nitelediğinde sıfat fiil, yüklem görevinde kullanıldığında zaman ekidir. Ancak di getirerek de işimizi sağlamlaştırabiliriz ya da kafamı çok karıştığında bu yöntemi de uygulayabiliriz. Bakalım Evde taşınacak da eşya kalmadı. Taşınacak da eşya anlamlı mı? Değil. Yani di getirdiğimizde anlamsız olduğu için sıfat fiildir. Bu hafta bu hafta İstanbul'a taşınacaktı. Di getirdiğimizde anlamlı ise zaman eki görevinde kullanıldı. Hemen diğer örneklerimize bakalım. Adam kararmış ellerini sakince uzattı. Cümlenin zaten yüklemi var. Yüklemi bularak işinizi sağlama alır, alabilirsiniz. Peki mış nitelemiş mi? Nasıl eller, kararmış eller. Evet, niteledi. Hemen diğerine bakıyoruz. Ceviz soyduğu için elleri kararmış. Bu ise yüklem görevinde. Yani zaman eki görevinde. Bu ise sıfat. Bir hemen diye bakalım. Kararmış da elleri olmaz. Ancak ceviz soyduğu için elleri kararmıştı olur. Yani di geldiğinde anlamlıysa zaman eki demiştik. Karşıma üşenmez bir insan çıksın. Nasıl insan? Üşenmez bir insan niteledi mi? Evet nitelediği için sıfat fiil üşenmez değil insan zaten olmaz. Hiçbir işi yapmaya üşenmez yüklem görevinde mi? Evet o zaman zaman ekidir. Hiçbir işi yapmaya üşenmezdi zaten olur. Kızarmış biberleri yoğurtladı. Nasıl biberler kızarmış niteledi mi? Evet cümlenin yüklemi var mı? Evet nitelediği için sıfat fiil görevinde kullanıldı. Kızarmıştı biberleri anlamsız olur. Bahçedeki elmalar kızarmış yüklem görevinde yani mış zaman eki olarak kullanılmış. Bahçedeki elmalar kızarmıştı olur. Okunmuş dergileri üst rafa koydu. Nasıl dergiler? Okunmuş dergiler. Niteledi mi? Niteledi. Sıfat fiil görevinde. Okunmuş dergiler ilk sayısı da dahil. Bazen arkadaşlar ikisi de e, aynı sıfat fiil gibi görünüyor bu cümlede baktığımızda. Okunmuş dergiler, okunmuş dergiler gibi. Ancak cümlenin yüklemi burada çok önemli. Birinci cümlemizde okunmuş dergiler üst rafa koydu. Yüklemimiz var mı? Var. Niteledi mi? Evet. O zaman sıfat fiil. Ancak bu cümlenin yüklemi nerede? Okunmuş dergiler ilk sayısı da dahil cümlenin yüklemi yani cümlenin doğru e, hali dergiler ilk sayısı, sayısı da dahil okunmuş yani yüklem görevinde diye getirmiş getirdiğimizde okunmuştu dergiler ilk sayısı da dahil oluyor. Yani burada zaman eki olarak kullanılmış devrik olduğunda şaşırmıyoruz. Önce cümleyi boştan okuyup cümleye hakimiyetimizi arttırıyoruz. Yani anlayarak çünkü cümleye göre değişebiliyor. Açılacak paketleri boş odaya taşıdı. Nasıl paketler açılacak niteledi mi? Evet açılacaktı paketleri olur mu? Olmaz sıfat fiil görevinde kullanıldı. Açılacak paketler zaman geçmeden yine baktığımızda niteliyormuş gibi ancak cümlenin yükleme ortada yok. Paketler zaman geçmeden açılacak yüklem görevinde değil getirdiğimizde zaten anlamlıdır. Açılacaktı paketler zaman geçmeden o zaman zaman eki olarak kullanılmıştır. Peki bir cümleyi de sizin yapmanızı istiyorum. Yorumlara yazmanızı. Nasıl olacak? Okuldan dönünce bir süre evde dinlenmişmiş. Burada zaman eki olarak kullanılmıştır. Yani yüklem görevinde. Sizden istediğim dinlenmiş sözcüğünü kurduğunuz cümlede sıfat fiil olarak kullanmak. Yani dinlenmişi sıfat fiil yapıp cümlede kullanmanızı bekliyorum. Yoruma yazmanızı bekliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.